100. yıl Atatürk Stadı'ndan herkese mutlu günler. Bursa Spor, Beyoğlu Çarşı Spor maçıyla Bursa Spor haftaya başlıyor ve TFF 2. Beyaz Grup'ta çok zorlu bir müsabakada Bursa Spor bugün Beyoğlu Çarşı Spor'un karşısında olacak. Bursa Spor için oldukça önemli bir mücadele. Mutlak kazanması gereken maçlardan birisi. Bugün saat 14'te başlayacak karşılaşma. Seyirciyle oynanacak. Bunun hemen bilgisini verelim. Takım kadrolarını aktaralım hemen sizlere. Bursa Spor'da kalede Deniz Aydın oynayacak. Furkan Emre Ünver, Ertuğrul Kurtuluş, Abdullah Tazgel, Eren Tunalı, Barış Dalkıran, Berat Altınviş, Ömer Turan Görgüç, Kerem Dede ve Emre Tepegöz ilk 11 ile Bursa Spor sahada olacak. Buna karşılık Beyoğlu Çarşı Spor'da Bursa Spor karşısında sahaya Türker Dırdıroğlu, Erdoğan Kaya, Emircan Altuğran, Şemsettin Kılıç, Tolunay Yurtseven, Berk Ali Nizam, Mutlu Güler, Yusuf Ali Özer, Batuhan Ekinci ve Mertcan Aktaş ilk 11 ile sahada olacak. Yanımızda Türkiye Spor Yazarlar Derneği Bursa Şube Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi var. Onunla maçı değerlendireceğiz. Taktik, teknik artık çok fazla bir anlam ifade etmiyor. Bursa Spor bugün taraftarın önünde bu maçı mutlak kazanması gerekiyor. Neler söylersin Bursa Spor neler bekliyor? Bu maçı alacağız, başka yolu yok. Yani bir kere bu motto bu. Yönetime hakikaten bu iyi niyetli destekçilerine bu zaman dilimine kadar Bursa Spor'a çok kısa zamanda büyük katkılar sağlayan herkese bu takımın bir borcu oluştu. Değil mi? Her şeye rağmen hem ekonomik anlamda hem sosyal anlamda herkes bu kenetlemeyi bir şekilde olabildiğince duygusallığı da bir kenara bırakıp daha rasyonelite çerçevesinde bir araya gelerek artık bu kulüpte ciddi ciddi her şeyin konuşulmaya başlandığı, daha sorumluluk bilinciyle birazcık daha atılan adımları yönetime destek noktasındaki atılan adımların sayısının arttığını görüyoruz. Sinan Bür Başkan da bu konuyla ilgili zaten bilançoyu da önümüze koydu. Çok kısa zamanda hakikaten önemli girdiler sağlanmış. Sponsorluk noktasında desteklerini esirgemiyor kimse. Daha yapıcı, ılımlı, bir vizyon, farklı bir vizyon getiren yönetime geri sayım hakikaten başladı. Kum saati tersine çevrildi. Şimdi artık klişe lafları çoktan zaten kenara bırakmalıydık ama iş daha da ciddiye biner bir pozisyona geldi. Niye? Çünkü artık lig uzun bir maraton değil. Hem boyu kısaldı, hem rakipler farkı açtı. Sen rakiplerinle de oynayacak maçları geride bırakmaya başladın. Bir yandan da çok zor deplasmanlar seni bekliyor. Dolayısıyla oraya kendine bir kredibilite oluşturabilmen için bu Beyoğlu karşısında ne yapıp edip bu maçı kazanmak lazım. Eğer bu ligi hala tutunmak istiyorsan, lig maç sonunda daha böyle negatif şeyler konuşabileceğimiz bir atmosfer oluşabilir. Ki bugün Şubat ayı olmasına rağmen çok senden de belli olduğu üzere çok biz ikimiz ve tişörtle ve montla çok iyi bir uyum, yakalamışız gerçekten. Ben hazırlığı basın tribünü için yaptım. Sana da tavsiye ederim. Orası montum var, araçta onu giyeceğim. Tamam. Bu önemli çünkü her şeye rağmen Şubat ayında olduğumuzu unutmayalım. Ona rağmen önemli bir hava var değil mi? Yani rüzgar tabii lodos gene bizi yalnız bırakmadı sağ olsun. Buna rağmen Bursa Spor'un artık bugün biraz sahanın dışına da çıktık stadyuma. Çevrede biraz kalabalık gördük tabii. Handikap 44 bin kişilik bir stadyumda 10 bin kişi de gelse ne kadar boş görünüyor tribünler diyoruz ama o desteğin sayısının artması önemli. Bu takımın itici gücü çünkü taraftar. Zaten geçtiğimiz sezondan bu yana kadar aşağı yukarı 10-12 maç kaçırdı taraftar. Yani bugün hakikaten federasyonu ayrı bir noktaya koyuyorum ama iğneyle kendimize batırmalıyız. Çuvaldızı batırmadan önce. Artık oyunculardan hani şu mu oynamalıydı, bu mu oynamalıydı, şu daha mı iyi acaba, yedek rotasyonunda joker etkisi sağlar diyebileceğimiz çok bir noktada değiliz. Sadece bize çok fayda sağlayan isimlerin son maçlarının artık cezalarını tamamlamasını bekliyoruz. Çağatay da bu isimlerden bir tanesi. Bugün noktaya koyacak artık. Hani geçtiğimiz yıl bunu konuşuyor olsaydık belki üzerinde durmayacağımız bir nokta bugün kırılma anı oldu Bursa Spor için. Onun aldığı ceza, Mustafa Genç'in aldığı ceza ki sen de bu ekranlarda Mustafa Genç'e her belki de konuşmamızda tartışır hale gelmiştik. Ama en azından rotasyon noktasında öbür çocukların üzerine daha büyük sorumluluklar bırakmış oldu. Bugün sakin kalmamız
lazım her şeye rağmen. Evet, çok stresli bir ortam. Beyoğlu bize göre bir nebze daha rahat diyebilirim. Ama en azından bizim kimseyi düşünmeden Bursa Spor'un bu lige tutunmak istiyorsa hazırlığı yapması lazım. Bir yandan da tabii her şeye rağmen çok planlı programlı bir yönetim var. Sen de görüyorsun. Volkan da elbette şahit. Böyle şeyden, popülizmden uzak senaryolar yürüyor. Yani bütün gerçekçi hedefleri ortaya koymuşlar. Bence aklımızın bir ucuna 3. ligi de gene yazmamız lazım. Onun için de bir altyapı hazırlığı yapmak lazım. Tabii ki bu lige tutunmak istiyoruz. Bu ligde var olmak, yer almak istiyoruz ama her şeye hazırlıklı olmak lazım. Biz hazırlıksız, plansız yürüdüğümüz için de çok net şekilde sorunlar yaşadık. Diliyorum ki bugün bir moral başlangıcı olur. Sinan Bür ve yönetiminin diriliş mottosuna yönelik hakikaten o sahaya hazır, bak Ertuğrul da oynuyorken o dirilişin aktörleri sahada, umuyorum ki Bursa Spor lehine sonuçlanan bir mücadele olur. Teşekkür ediyorum değerli yorumlarım. Maçtan sonra yine görüşmek üzere. Evet, yine yanımızda Line TV Spor Servisinden Volkan Tezcan var. Bugün nedendir bilmiyorum, kulüpten aldığımız enerji mi, işte yeni bir değişim, yeni bir hava mı? Bugün moralimiz yerinde geldik buraya. Sanki böyle hani Bursa Spor düşmeye değil de şampiyonluğu oynamış gibi bir hava var. Futbolcularda da bu hava var, taraftarda da. Bugün herkes çok mutlu. İlk önce bunu sorayım. Bunu neye bağlıyorsun? Ya hem cezanın bitmesi Sedat buna etken, hem yeni yönetimin taraftarla ilk buluşması, bazı futbolcuların da cezalarının bitmesi bu olumlu havayı bize yansıttı. İşte taraftar sayısının da biraz daha fazla olacak. Geçtiğimiz maçlara göre iki maç seyircisi oynadık ama ondan önceki maçlarımız yine taraftarımız açık olmasına rağmen taraftar pek ilgi göstermiyordu. Bu bir tık daha üstüne çıkacak bugün. Sen de iyi gözlemlemişsin. Ama işte bu olumlu havanın sahaya yansıması gerekiyor. Sahaya ne kadar yansıyacak? Önemli olan bu. Umarım bu olumlu havanın tümü sahaya yansır. Bursa Spor işte Beyoğlu Yeni Çarşı karşısında bir galibiyet alır. Çünkü galibiyetin önemi çok büyük. Ben bunları her maç öncesi yayında dile getiriyorum ama şu anlamda da galibiyet değer katacak Bursa Spor'a. Yeni yönetimin yapmış olduğu kampanyalar var biliyorsun Sedat. Yani Bursa'da destek çıkmaya başladı, destek çıkıyor, çıkmaya da devam edecek. Alınan saha sonuçları da bu destek kampanyasını daha da fazla etkileyebilir. Bu anlamda bu destek kampanyasını daha da fazla etkilemesi demek, futbolcuların maaşlarını zamanında alması demek, futbolcuların işte yıl boyunca alacağı paraları zamanında alması demek, futbolcuların galibiyet primlerini alması demek. Galibiyet primi ne kadar güzel bir şey. Yani söylemek bile çok hoş. Çünkü galibiyete hasret kalmış bir Bursa Spor'dan bahsediyoruz. Onlar galip gelsin, galibiyet primlerini Bursa öder zaten. Hiç sorun yok. İşte bu Beyoğlu karşısında alınacak galibiyetin gelecek haftalardaki bu kampanyalara etkisi çok daha fazla olacaktır. Hem de Bursa Spor adına artık bu kötü gidişe dur demenin vakti, zamanı geldi, geçti bile. Hani biz bunu daha Nazilli maçında bekliyorduk. Maalesef olmadı. İşte gönlümüzden geçen bir 6 puan vardı. Bu 6 puanı sadece 1 puanla alabildik. Evet, çıkmadık, candan ümit kesilmez. Bursa Spor mücadelesine devam ediyor. Edecektir de. Ama işte bu maç çok önemli bir maç. Diğer maçlar önemsiz miydi? Hayır. Diğer maçlar da çok önemliydi ama artık şeyin geldi. Ligin boyu kısaldıkça sezonun da bitimine yaklaştıkça, maçlar da azaldıkça Bursa Spor tabii ki de şimdi puan cetveline baktığımızda küme düşme hattıyla 8 puan bir farkı var. Yani bu 8 puan çok büyük bir fark. Rakiplerin kaybedip senin kazanman gereken bir durum söz konusu. Evet, işte dediğimiz gibi bazı futbolcular cezalarını tamamladı. Bunlardan biri de Mustafa Genç. Bunun ilk 11'de baktığımızda da katkısı da olacaktır. Taraftarın da katkısı çok olacaktır. Taraftar işte hani eski yönetimle aralarındaki bu buzların erimesinden sonra yönetime tepki anlamında bir tepkileri olmayıp saha içine konsantre olursa Bursa Sporları futbolcuları da itici güç olacak bu. Ve işte bunun da takıma yansıması ve Bursa Spor'un buradan galip gelmesi gerekiyor. Şu an yayın yaptığımız yer stada bayağı uzak bir alan ama buraya kadar taraftarın sesi geliyor. Biz evet, bu sesi de özlemişiz aslında. Evet, özledik yani tepki seslerini, protesto seslerini, rakibi etki altına alma seslerini özledik. Umarım işte
bu taraftarın bugün yapacağı pozitif anlamdaki etki sahaya yansır. Ümit Hoca da seninle özce tesisine gittiğimizde bu cümleleri söylemişti. Ya skor ne olursa olsun siz bir de 90 dakika destek olun. Yani bir protesto veya bir tepki olacaksa 90 dakikanın sonrasına bunu saklayın. Çünkü sizin vereceğiniz destek bizim için çok önemli. Yani skora bakmaksızın destek verin şeklinde sözleri vardı. Bursa Spor taraftarı da zaten bunun bilincinde. Zaten genç kardeşlerimiz oynuyor. Etkileniyorlar bunlardan. Doğru şekilde bir taraftar topluluğunun Bursa Spor'a katkısı çok büyük olacaktır. Bu maç özelinde söylüyorum. Yıllardır da böyleydi zaten Sedat. Yani bu yadsınamaz bir gerçek. Taraftar, işte yeni yönetim, işte tekrar bir yeni hava, yeni teknik direktör. Bunların artık bu maçta etkisini göstermesi gerektiğini düşünüyoruz, söylüyoruz. Umarız bu da düşündüğümüz gibi olur. Çünkü artık Bursa Spor için... sürekli aynı tabiri kullanıyorum belki ama tünelin ucundaki ışığı görmek için bir galibiyet lazım. İşte o galibiyetin de sonrasında alınacak bir seri puan durumundan sonra anca tünelin ucundaki ışığı görebiliriz. Şu an baktığımızda tünelin ucundaki ışık bile gözükmüyor. Karanlık yani her taraf karanlık. Üzerinden geçerek Bursa Spor'un bugün nasıl bir oyun anlayışıyla sahada olacağını aslında anlattın, tarif ettin ama net ifadelerle bugün Bursa Spor nasıl oynamalı? Yani beklemeli mi? Direkt yok, işte atağı mı kalkmalı? Bursa Spor bugün ne yapmalı? Atak futbol oynamalı. Kendi sahanda oynuyorsun, kendi seyircinde oynuyorsun. Evet, rakip biraz rahatlamış durumda. Puan cetveli olarak da iyi. Demek ki bu da iyi ayakların olduğunu da bir işareti. Ama işte senin mutlak 3 puana ihtiyacın olduğu bir yerde sen bekleyerek bir oyun oynayamazsın. Ofansif futbol, ofansif oyuncular ve mücadele eden bir takım olmak zorunda. Sahada öyle bir Bursa Spor görmeliyiz ki buradan 3 puan gelebilsin Sedat. Çok teşekkür ederim. Maçtan sonra görüşmek üzere. Bursa Spor Yeni Çarşı Faaliyetleri spor maçı öncesinde yaptığımız yayının sonuna geldik. Sözü merkeze bırakıyoruz.